Gemina kütüphane. Ah be kader, ah be talih. Yazan Selva Hansu. Seslendiren Sinem Solmaz. Yayını hazırlayan Serkan Karagül. Tepiniyor yahu bu kadın benim üzerimde. Neyim ben senin için? Çiğnenip atılacak geçici bir heves mi? Oysaki ne kadar güvenlidir benimle olmak. Ah bir anlayabilse, bir anlayabilseler. Ne sırlarını veririm, ne de onları bırakıp giderim. Daima yerimdeyim, dimdik ayakta. Kaya gibi. Ama değerimi bilen kim canım? Ancak tepinsinler üzerimde. Bağırsınlar avazları çıktığı kadar topuklarını vura vura çiğnesinler beni sonra da çekip gitsinler Hep onlar bıraktılar beni biliyor musunuz Bazen kırık dökük yanlarımla uğraşamayacak kadar meşgul olduklarından bazen daha iyisini bulduklarından ama hep bırakıp gittiler beni Onlar içimden tüm yaşanmışlıkları türlerine göre kolilerken ben öylece kala kaldım geride yapayalnız Bomboş dünyamda gıcırdayan kapılar çığlıklarım Damlatan musluklar gözyaşlarım oldular da birazcık olsun kötü düşünmedim arkalarından. Hayat bu dedim. Yeni umutlar, yeni insanlar gelir, yaralarımı sarar, hayat devam eder dedim. Dedim de bunu yüce gönüllülüğümden demedim. Başka çarem yoktu da dedim. Çakılı kalmışım arkadaş bir defa buraya. Kaçarım da yok, göçerim de. Ben limanım, onlar gemi. Bir yerlere giderken uğruyorlar işte. Ben toprağım, onlar tohum. Kök salıyorlar içime, büyütüyorum. Sonra çiçek açıp başkalarının oluyorlar. Hala tepiniyor bak. Bir oraya, bir buraya çekiştiriyor üzerimdekileri. İki saniye romantizm yaşamama izin vermediniz. Hop! Hey kadın! Şş, alo! Ne oluyoruz yahu? Aa, şuna bak. Bir sürü kırığı da peşinde gelmiş. Ne kılıksız tipler bunlar be. Şeytan diyor söndür ışıkları çalıştır alarmları korkudan neye uğradığını şaşırsın görsün gününü. Tamam anladık sağlamım dimdim de. E bu kadarı da fazla değil mi? Benim duygularım yok mu be kadın? Bana nazik davranılmasını istiyor olamaz mıyım? Sükunete ihtiyacım olamaz mı benim de? Hem bu ne rahatlık canım? Başka insanları rahatsız etmekten de mi çekinmezsin sen? Altta kalanın canı mı çıksın yani? Her gelene kapılarımı açtım ben, ayırmadım kimseyi biliyor musunuz? Genci yaşlısı, her dilden konuşanı ağırladım gönlümün iki oda bir bakla sofasında. Karşılığında tek istediğim biraz saygı, biraz özen, biraz sevgiydi be. Onu da çok gördünüz. Anca dan, dun, garç kurç. Nasıl olsa ben ses çıkartmam, katlanırım değil mi? Ağzımda yok, dilimde. Bak yine geldiler bana. Şeytan diyor, sallan sağa sola, kır varını yoğunu, ödü yüreği düşsün. Allah'tan ben değil de şeytan diyor. Bir de bunun günahıyla uğraşamam şimdi. Ben hep sabit dururken biri gidiyor, biri geliyor. Hepsini içimin baş tacı ediyorum da yine yaranamıyorum ben bunlara. Ah be kader, ah be talih, ne vardı ev olacak? Şöyle mis gibi son model kırmızısından bir araba olsaydım ya. Bir sağa, bir sola, bir oraya, bir buraya gezer dururdum. Böyle çakılık kalmazdım yerimde. Tamam o zaman da değişirdi sahibim belki ama en azından yerimde saymazdım. Dünyayı gezerdim, etrafı bilirdim. Şimdi tek bildiğim üzerimde tepinen şu kadın. Duvarlarımı yaralayan adam, musluğumu bozan teyze, kapılarımı çarpan çocuk ve muhtelif memleketlerden muhtelif ağızlarla konuşan taşımacılar. Ay en çok da o taşımacılara kılın biliyor musunuz? Ne emlakçısına, ne kiralayana, ne de beni satana en çok o taşımacılara kılın ben her defasında tertemiz misler gibi yeni sahiplerimi beklerken, o pis adamlar dangır dungur iğrenç ayakkabıları ve ter kokularıyla içeri dalıp beni kirletiyorlar. Tamam anladık ağır kaldırıyorlar, terlemeleri normal normal de, lahmacun gibi kokmaları normal değil işte. Yok mu arkadaşım sizin bir sabununuz, köpüğünüz? Sonra mesela ne getirirlerse içeriye, şangırt şungurt atı veriyorlar yerlere. Bizim canımız yok zaten. Pi biz kimiz ki? Bir de yüksek sesle konuşmaları yok mu? Allah evlerden ırak etsin. Sağır mısınız arkadaşlar? Bu telaş niye? Ah be kader. Ah be talih. Şöyle güzel, parlak bir bilgisayar olsaydım ne vardı? Bir tuşla tüm dünya ayaklarımın altında, tüm bilgiler dağarcığımda olurdu. Tamam belki eskirdim zamanla, yenisini alırdı sahibim ama Beni de atmazdı be, tepinmezdi üzerimde kimsecikler, değerli olurdum. Oh be, gitti meymenetsizler. Zaten dayanacak gücümde kalmadı. O son koliyi getirmeyecektiniz. Ayda, abla, bacım, hop, ne ara aldın eline o çekici sen ya? Bak vuruyor böğrüme böğrüme. Hayır illa asacaklar evin duvarına meymenetsiz akrabalarının resimlerini. Bunların hepsinde ilk başlarda bir sevinç, bir şevk oluyor ki sormayın. Zaten hep böyle başlamaz mı ilişkiler? Önce cicim, sonra sicim ayları. Neyse işte. İlk başlarda aman efendim, süslü örtüler, muhtelif köşelerime kokulu mumlar yerleştirmeler, sabahları kahve kokularıyla komşu kıskandırmalar, neler de neler. Sonra bir bıkkınlık geliyor bunlara, ne oluyorsa oluyor, bırakıveriyorlar. Ele tek çekiyorlar benden. Geç gelmeler, sağıma soluma özen göstermemeler. İnanır mısınız bu tepingeç kadından öncekinden önceki o kadar salmıştı ki elektrik süpürgesine bile hasret kalmıştım. Hasret kalmıştım diyorum çünkü süpürge türüyle aramızda eskilere dayanan bir huzumet mevcut. Onların tarafını bilmem ama ben kendilerinden pek haz etmem. Seslerini de sevmem. Köşelerimde bucaklarımda dolanıp oralarımı buralarımı gıdıklayan hortumlarından da hoşlanmam. Evet biliyorum temizlik için lazımlar. Ancak bu onları sevmediğim gerçeğini değiştirmiyor. Al işte. Yanında getirdiği tipler açtılar bile süpürgeyi. Aferin, iyi halt ettiniz. Zaten çıplağım en savunmasız olduğum zamandayım. Bu sıcak aylarda alıveriyorlar üzerimden halıları, beni dımdızlak ortada bırakıyorlar. Sen beni çıplak bırakırsan bana saygı duyar mı diğerleri? Bir gün bir tanesi çıkıp da demedi ki sen çıplak kalma ben düşünürüm seni. Ah be kader. Ah be talih. Ne vardı şöyle pahalı bir telefon olsaydım. Bütün gün el üstünde taşınır, önüme arkama zarar gelmesin diye şeffaf koruyucularla yaşardım. Tamam belki eskirdim ama beni alacak, kullanmaya devam edecek biri muhakkak çıkardı be. Bak bak, şuna bak hele. Küresel ısınmayı, tasarrufu hiç duymamış herhalde. Nasıl da foşur foşur yıkıyor balkonumu. Hey abla, bir kova su neyine yetmiyor açmışsın muslukları sonuna kadar? Yok yok, bu insan ırkından bir halt olmaz. Oldum olası insan olmayı hiç istemedim zaten. Tüm odaları yerleştirdiler galiba. Zaten maşallah karınca sürüsü gibiler. Tak, tuk, dan, dun, ham, hum, Evden çıkmayan ses kalmadı. Tepinin tepinin. Şeytan diyor çarp kapıları, indir pencereleri, çok ya olsunlar. Neyse, şeytan çık aradan. Bir de cehennemlik olamam. Sahi, bizim için de ahiret var mıdır ya? Aha, vallahi gidiyorlar, billahi gidiyorlar. Hoşça kalın tuhaf insanlar topluluğu. En kısa sürede yine beklemeyiz. Evet. Tepingeç'le baş başa kaldık sonunda. Sabahın köründen beri bu anı bekliyorum. Her şey yerleşip düzeldiğine göre koşturma bitti. Şimdi anlayabilirim senin gerçekte nasıl biri olduğunu. Kimsin sen Tepingeç? Anlat bana kendini. Diğerlerine benzeyecek misin yoksa bana hak ettiğim değeri gösterecek misin? Senin için geçerken uğradığın bir liman mıyım yoksa hayatında kalıcı mıyım? Gerçi söyleyeceğin her şeye karnım tok olacak ve muhtemelen inanmayacağım ama neyse sen yine de dene. Dur dur, bir şeyler yapıyor bu. Ne o elindeki? Tahmin ettiğim şey mi? Hayır hayır, beni böyle kandırıp gönlümü çalamazsın. Hem de bu mevsimde. Bu sıcakta sırf benim için yapacak mısın bunu? Benim için. Ben dedim diye mi yoksa? Hayır lütfen. O hareketi yapıp girme gönlüme, sevdirme kendini. Vallahi yapıyor. Gerçekten yapıyor. Sıcakta çekemem demeden yapıyor. Bak kızım, bu benim kırmızı çizgim. Eğer bu hareketi yaparsan sonsuza dek girersin kalbime. İnanamıyorum ya. Yaptı. Serdi. Tüm halıları bir kalemde serdi. O pufidik muhteşem dokumaları atıverdi sırtıma çıplak olmayı sevmediğimi bildiği için, sırf beni mutlu etmek için sıcaktır demedi, yeni taşındım demedi, serdi üzerime hepsini. Basbayağı umursadı beni. Çok şükür. Ufacık da olsa sevgi görmek, saygı görmek, burada olduğumun bilinmesi, isteklerimin görülmesiydi bunca yıldır beklediğim. Bugüne kısmetmiş demek ki. Doğru insanı bekliyormuşum meğerse. İnanamıyorum. İlk defa biri sesimi duydu ve önemsedi beni. Nasıl mutluyum. Ev yaşı farklı. İnsan yaşıyla 46 buçuk yaşındayım ben ve ilk defa çocuklar gibi şenim. Ah be kader, ah be talih. İyi ki ev olmuşum be. Dünya gözüyle bunu da gördüm ya. Kentsel dönüşüme girsem de gam yemem artık. Bu sırada evin yeni sahibesi kendi kendine konuşmaktadır. Ay annemler iyi ki erken döndüler memlekete. Şöyle soyunur, dökünür, güzelce bir duş alırım halıları serdikten sonra. Aslında haziran ortasında tam da yerleşmeden sermesem iyiydi de, halı olmayınca çok çabuk pisleniyor ev. Çekemem şimdi iki güne bir temizlik falan öf. Yurttan kurtulmuşum, özgürüm lan, temizlikle mi uğraşacağım bir de? Ay okul açılınca gelsin partiler, gitsin sosyalleşmeler. Allah'tan alt kat boş da istediğimiz kadar tepinebiliriz. Şikayet edecek komşu derdi de yok. Bak o sertan denen salağı almayacaksın bu eve tamam mı? Onunla bitti işin. Yeni ufuklara açıl kızım. O değil de nereden geliyor bu gacır gucur sesler yahu? Bilmesem ev konuşuyor diyeceğim. Meğerse bana hoş geldin falan diyormuş. Ay vallahi oturmadan suyu ısındı bu evin ha. Gıcır gucur beynimin içinde sabahtan beri. Evet. Son halıyı da serdim. Ay bunlar da amma sert, amma dandikmiş ya.